Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Arkadaşlar bugün Spiller nickname'li arkadaşın hesabını inceleyeceğiz. Kartlardan başlayıp karakterlere geçip devam edeceğiz. Ama arkadaşlar geçmeden önce her zamanki duyurumu yapayım. Şu anlık hesap inceleme talebi almıyorum. Bilginiz olsun. Nedenini de daha önce defalarca açıklamıştım arkadaşlar. Çok yoğun olduğumdan dolayı zaten pek sık çekemiyorum hesap inceleme videolarını. Aynı zamanda listede uzun olduğu için o yüzden şimdilik alamıyorum. İleride liste kısalırsa tekrar alabilirim ama dediğim gibi şu anlık almıyorum. Evet arkadaşlar, ilk önce bir kartlardan başlayalım. Evet. Güzel kartları var. Şöyle baktım da. Aslında gayet güzel kartlar. Bir sağdaki karttan başlayalım şöyle. Uncanny Avengers kartı. Alt seçeneklerde kritik oranı ve kritik hasar var. Güzel ama iyileşme oranı pek iyi değil. Arkadaşlar bir de seviyesi 3 gelmiş. O nedenle bence buna bir değişim atılırsa güzel olur. Daha kullanışlı bir şey. Alt seçeneklerden bir saldırı da elde ederse aslında en kötü. Bir de 5 seviye ve üzeri getirirse daha güzel olur. Crescent kartına bakalım. Crescent kartı güzelmiş arkadaşlar. Saldırı hızı, kritik hasar ve enerji saldırısı var. Gayet iyi. Seviyesi 4 açıkçası biraz düşük ama bence şimdilik bunu tutabilir. Black Panther kartına bakalım. Oo, çift saldırı, saldırı hızı. Arkadaşlar bu da güzel. Ama seviyesi 3. Yani biraz seviyesi yüksek gelseymiş aslında iyiymiş ama. Arkadaşlar bence bunu da şimdilik tutabilir ama ileride bir değişim atsın buna da. Şöyle Guardians of the Galaxy kartına bakalım. Şimdi alt seçeneklerde kritik oranı, kaçma ve fiziksel saldırı gayet güzel. Seviyesi de 6 gelmiş arkadaşlar. Çok iyi. Gayet iyi yani. Şöyle üst seçeneklerine bakacak olursak da zehir direnci var. YP güzel. Mavi renk gayet güzel. Zehir direnci ve ateş direnci pek iyi değil. Yani mavi renk gelmiş diye tutmuş büyük bir ihtimalle ama aslında yani şu dirençleri değiştirse daha güzel olabilir. Tabii kafasına göre, eline prekart geldikçe arkadaşlar acelesi yok. Ama zehir direnci yerine bir kaçınma elde edebilirse, ateş direnci yerine de bir savunma yoksa falan alabilirse çok daha iyi olur. Onun dışında kritik hasar, kritik oranı gayet iyi. Enerji saldırısı da iyi. Tabii tüm saldırılar olursa biraz daha iyi olur ama bu da iyi şimdilik. Bence güzel bu kartı. %2 de eklenme hasar artış almış. Gayet güzel. Tabi full mavi yıldız yaparsa %5 alır. Çok daha iyi olur ama onu artık kendisi ayarlar. Son olarak bir de Spider-Man kartına bakalım. Alt seçeneklerden enerji saldırısı, bekleme süresi, kaçınma gayet iyi. Seviyesi de 6. Gayet güzel. Üst seçeneklerde ne gelmiş? Buz direnci pek iyi değil. Hareket hızı gelmiş. Bu da pek iyi değil arkadaşlar. Buradan bir YP getirseydi çok daha iyi olabilirdi. Üçüncü savunma yok sayma gayet güzel. 4 zihin direnci kötü gene. Bekleme süresi gayet iyi ve tüm saldırılar gayet güzel. Arkadaşlar tüm saldırılar mavi renk gelmiş, çok güzel. Bekleme süresi yeşil gelmiş, bu biraz kötü olmuş. Özellik güzel ama rengi kötü. Başka işte bir zihin direnci almış kırmızı, buz direnci almış kırmızı. Bu ikisinin değişmesi lazım. Hareket hızı mavi gelmiş ama gene de değişilmesi lazım arkadaşlar. Buradan YP getirilse güzel olur. Üçüncüsü gayet güzel savunma yok sayma ama bu da kırmızı olduğu için belki ileride değişim atabilir. Yani biraz kafasına göre arkadaşlar, eline kart geldikçe işte. Ama şu anlık aslında güzel bir kart diyebilirim, fena değil. Konsantrasyon artış almış %2'de. Güzel. Bir de tüm kart etkilerine bakalım. Saldırı hızı 124 iyi gibi. Kritik oranı biraz yükseltilebilir %20. Kritik hasar %32. Güzel seviyelerde aslında. Saldırı %59 güzel. Fiziksel saldırı 14. Enerji saldırısı 30 gayet iyi. Savunma yok sayma %28. Arkadaşlar savunma yok sayı düşük. En kötü bir %40 olması lazım. Mutlaka savunma yok sayını artırsın. Onu da artık kendisi ayarlar. %2 ek delme, %2 konsantrasyon artışı, bu da güzel. Tabii ek delmeyi ne kadar artırırsa o kadar iyi olur. Bekleme süresi %32. Aslında ideal seviyelerde.
bekleme süresi. Onun dışında kaçınma %11 biraz artırılması lazım. YP de %28, bunun da biraz artırılması gerekiyor. Aslında kart etkileri arkadaşlar genel olarak beni tatmin etti. Bence gayet güzel kart etkileri var. Karakterlerine bir geçelim. Bir de karakterlerine bakalım. Oo, bayağı karakteri var. Tamam. O zaman biraz hızlı gidelim arkadaşlar. Çok karakter var çünkü. İlk olarak Mephisto'dan başlayalım. Yargı gayet güzel. Alt değerler fullenmiş. Gayet iyi. Üst değerler de aslında güzel görünüyor. Evet arkadaşın arkadaşlar gördüğünüz gibi savunma yok sayda problemi olduğu için full savunma yok sayma takmış mesela. İkişer ikişer. Çok mantıklı bir hareket. Çünkü savunma yoksa gerçekten ihtiyacınız oluyor. Şuraya ikişer saldırı da takarsa daha iyi olur. Ama şurada mesela arkadaşlar dörder tane takılmış ama şuralara da ikişer saldırı takılması daha iyi olur. Bir saldırı hızı çıkarabilir. Yani direkt üstüne ekleyebilir aslında. Onu da ayarlamaya çalışsın. İşte kart etkileri biraz daha düzene girerse arkadaşlar. Ne bileyim işte saldırı hızında eksiği varsa falan saldırı hızını biraz yükseltirse, savunma yoksa aynı falan biraz yükseltirse. Yani bunlara aslında çok da ihtiyaç kalmaz. O sayede daha rahat bir şekilde saldırı takabilir. Şöyle ISO'larına bakalım. Şimdi bu karakteri PV'de kullandığı için bu güzel. Alt tarafa YP getirmesine çok da gerek yok. Şuralar ayarlar. YP. Kartalın gözü getirmiş. Olabilir aslında kartalın gözü de. Şey kızgın alt gücü ve aşırı yükleme bir tık daha iyi olabilirdi ama kartalın gözü de güzel. Devam edelim. Yıkım olabilir aslında. Quicksilver'a devam edelim. Fiziksel saldırı, kritik hasar, savunma yok sayma, YP var. İki modda da kullandığı için güzel. Aslında gayet iyi takmış. Gayet güzel. ISO'larına bakalım. Tüm temel saldırı, artış kaçma, saldırı, saldırı. Şunların altına aslında YP getirseymiş biraz daha iyi olurmuş ama böyle de güzel. Kalabalık kontrol süresini değiştirirse daha iyi olur. Pek işini görmez Quicksilver'ın. Güzel bunun dışında. Dormammu arkadaşlar kostümü yok. Kostümünün alınması lazım. Kostümünü aldıktan sonra bu karakteri bir rejenerasyon takarsa PvP'de gayet etkili bir şekilde kullanabilir. Şuraya bir 3 yıldız kaçınmanın yerine bir saldırı daha ekleyebilir aslında. Yani çift saldırı yaparsa arkadaşlar daha iyi olur. Kaçınma yani kaçınmalardan birinin yerine takabilir. Şöyle ikiz güç getirilmiş ama arkadaşlar ben bunu pek tavsiye etmiyorum. Saldırı bonusu getirilmesi biraz daha iyi olabilir. Şunu tüm savunmalar yaparsa bir tık daha iyi olur. Şunu da aynı şekilde. Şuradan da saldırı altta da YP getirirse daha iyi olur ama dediğim gibi bu set bonusunu da değiştirmesi lazım bence. Onu ayarlamaya çalışsın. Scarlet Witch öfke güzel, gayet güzel. Yargı da olur, öfke de olur. Şuraya bir saldırı daha taksa aslında daha iyi olur ama herhalde arkadaşlar kritik oranı ve kritik hasar eksiği var. O yüzden bu kadar bol takmış. Arkadaşlar urulara dikkat ettim de arkadaşın hiç yanlış yok hemen hemen ya. Yani hiç görmedim ben en azından. Demek ki takmayı biliyor. Şurada bir kritik hasar kaçınma bunu şey yaparsa saldırı ve kaçınma yaparsa biraz daha iyi olur. Kritik oranı kaçınma bunu da aynı şekilde saldırı ve kaçınma yaparsa bir tık daha iyi olur. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi aslında bunu örnek olarak gösterebilirim. Öfke takmış ya. Bu nedenle arkadaşlar K2 ISO 8 hep alt tarafa kaçınma getirmiş gördüğünüz gibi. Aslında bu çok doğru bir şey. Ben de bunu daha önce bahsetmiştim bundan. Hani öfke taktığınız karakterlere kaçınmaya odaklanmanız lazım diye. Arkadaş da aynısını yapmış. Gayet mantıklı ama üst tarafa saldırı getirirse biraz daha hasarı yüksek olur. Onun dışında gayet güzel. Şunu tüm savunmalara yaparsa bir tık daha dayanıklı olur. Daha iyi olur. En esası gayet güzel bir şekilde gelişmiş. Otorite arkadaşlar olabilir. Aslında Silver Surfer oluyor ama rejenerasyon bir tık daha iyi. Onu da söyleyeyim. Oo ama şurada işte biraz evet burada biraz sıkıntı var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada biraz problem var. Şimdi şöyle ki arkadaşlar otorite takmış. Şimdi bu karakteri PvP
PvP'de geliştirmiş. Zaten arkadaşlar Silver Surfer PvE'de pek iyi değil. PvP'de geliştirmiş zaten iyi de yapmış ama arkadaşlar Uru'ları yanlış olmuş. Şimdi PvP'de arkadaşlar ben hep söylediğim gibi Uru videosunda da bahsettim. Odaklanmanız gereken şey saldırı ve YP daha çok. O nedenle arkadaşlar buralara çift saldırı çift YP yapmalıydı. Son seçenekte de yetenek beklemede mesela eksiği varsa yetenek bekleme takabilirdi. Savunma yoksaydı eksiği varsa savunma yok sayma takabilirdi. Bu şekil bir yol izlemesi daha iyi olurdu. Burada biraz yanlış yapmış. Ayrıca arkadaşlar şurada bir fiziksel saldırı Odin Uru'su var gördüğünüz gibi. Bu kesinlikle yanlış. Yani Silver Surfer enerji saldırısı yapan bir karakter. Fiziksel saldırı hiçbir şekilde hasarını artırmayacak. O yüzden bunu kesinlikle çıkarması gerekiyor. Uru çıkarma etkinliği geldiği zaman çıkarabilir. Yani dediğim gibi oralarda biraz problem olmuş. Hani enerji savunması falan takılmış. Bu da biraz problem. Buraları artık Uru videomu izleyerek de düzenleyebilir. Şuralara bakalım. Arkadaşlar şurada da bir tane fiziksel saldırı var. Bu da yanlış. Bunun enerji saldırısına çevrilmesi lazım. Alt tarafa da YP getirirse daha güzel olur. Buradan da saldırı ve YP getirirse altta daha iyi olur. Bu karakter enerji saldırısı yapıyor. O konuda da arkadaşı uyarmış olalım. Kaç dakika oldu? Evet, biraz daha hızlı gidelim. Rejenerasyon gayet güzel Thanos için. Bir dakika. Ne oldu buna? Saldırı, 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 saldırı. Güzel. Fiziksel takmış. Güzel. Arkadaşlar kritik oranı yanlış buradan. Yani savunma yok sayma tamam da kritik oranı yanlış arkadaşlar. PvP karakterlerine kritik oranı kasmamanız gerekiyor. Saldırı YP gayet güzel. YP YP saldırı 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 gayet iyi. Evet. Şöyle bakalım şuraya. Yetenek bekleme süresi güzel. Fiziksel saldırı güzel ama saldırı hızı iyi. Yani olabilir aslında saldırı hızı da. Şimdi düşündüm de. Aslında PvP karakterlerinin de saldırı hızına ihtiyacı var. Olabilir. Yani YP biraz daha iyi olurdu ama tabii. Gene de saldırı hızı da fena değil. Şunu tüm savunmalar yaparsa biraz daha iyi olur. Şunu da aynı şekilde. Bunu da geçebiliriz arkadaşlar. Çok karakter var ya. Biraz hızlı gidelim. Arkadaşlar Apokalips'i enerjiden ziyade ben yargı tavsiye ederim. Enerji pek iyi gitmiyor. Eğer eline geçerse yargı takabilir. O şekilde daha etkili olur. Şuralar. Arkadaşlar YP yanlış. İyileşme oranı da yanlış buradan. Şimdi bu karakteri PvE alanında geliştiriyorsanız YP takmayın arkadaşlar. Çünkü sizin onunla bir işiniz yok. Sizin daha çok odağınız hasar vermek oluyor. Yani YP kesinlikle doğru bir seçim olmuyor bu durumda. Çıkarırsa iyi olur ve iyileşme oranı da kesinlikle yanlış arkadaşlar. İyileşme oranına da ihtiyacı yok bu karakterin. Burada gene bir YP takılmış. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Yani şuralar genel olarak iyi. Burası da güzel. Devam ediyorum. Arkadaşlar bu kostüm hasar dostu bir kostüm olmadığı için bu kostüme enerji takmayın. Yaz kostümüne takabilirsiniz ama bu kostüme öfke takmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Şöyle fiziksel saldırı mı? Oo, bu da biraz kötü olmuş. Arkadaşlar 3 tane fiziksel saldırı takılmış. Kesinlikle yanlış. Mutlaka çıkarması lazım. Bu karakter enerji saldırısı yapıyor. Fiziksel saldırı yapmıyor. Şuradan gene enerji savunması takılmış bir tane. O da pek iyi değil. Yani arkadaşlar uruların biraz düzeltme ihtiyacı. Baştaki birkaç tanesini iyi takmış ama bunlar biraz sorunlu. Mesela şurada da fiziksel saldırı falan var. Bunların kesinlikle düzeltilmesi lazım. Arkadaşlar problem çeken arkadaşlar ISO 8 videom da var. Sonra Uru videom da var. Ne bileyim. Başka yani bu konu hakkında hep videoları attım arkadaşlar. Oralara bakarak gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Sıkıntı çeken arkadaşlar varsa. Arkadaşlar Jean Grey'e yıkım takan arkadaşlar var ama ben kesinlikle önermiyorum. Çünkü Jean Grey PvP'de güzel olan bir karakter. Yani bu karakteri aslında açgözlülük de gayet iyi gidiyor. Ama onun dışında rejenerasyon takılmasını ben daha çok tavsiye ediyorum. Ama elinizde yoksa açgözlülük falan da takabilirsiniz. Ama yıkımı açıkçası pek tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar artık çok şeye bakmayacağım. Hani buralar İyi görünüyor aslında.
Kritik oranı şuradan biraz sıkıntı da. Onun dışında iyi görünüyor. Yalanlar Prens'e getirmiş. Arkadaşlar bunun yerine saldırı bonusu getirmesi daha iyi olur. Artık çok girmeyeceğim. Çünkü çok uzuyor bu sefer. Ona göre arkadaşlar bahsettiğim hani önceki karakterlerde bahsettiğime göre arkadaş düzeltir. Otorite PvP'de kullanılacaksa olabilir arkadaşlar. Güzel. Ama PvP'de kullanılacaksa bu sefer de kritik hasar olmaz. Artık buraları geçiyorum. Dediğim gibi Uru videomu izlerse zaten hepsini anlar. Şöyle devam edelim. Deadpool yıkım. Güzel aslında Deadpool'a olur. Şöyle iyileşme oranı yanlış arkadaşlar. Değiştirilmesi lazım. Yani kaçınma yerine de daha yararlı bir Uru takabilir. İyileşme oranı yine değiştirilmesi lazım. Artık oraları ayarlar kendisi. Şunu da tüm savunmalar yaparsa bir tık daha iyi olabilir. Evet. Nerede kalmıştık? Şurada. Güzel. Arkadaşlar bu karakter değerini yitirdiği için bunu artık CTP takılmasına gerek yok. Bunu es geçebilir. YP falan takılmış. Bu karakter PvP karakteri değil arkadaşlar. YP takılmaması gerekiyor. İyi gibi. Hareket hızı falan değişilirse daha iyi olur da. Onun dışında iyi gibi. Şöyle devam edelim. Cyclops Sezgi gayet güzel. Alt değerler fullenmiş. Çok iyi. Güzel. Çok geliştirilmemiş. Çok mantıklı bir hareket. Çünkü bu karakter daha çok lider olarak kullanılıyor arkadaşlar. Çok geliştirilmesine gerek yok. Yani şuraları fiziksel saldırı takmış da şunu enerji saldırısı yaparsa daha iyi olur. Onun dışında güzel. Magneto güzel bir karakter ama bu da çok kasılması olur. Şu an biraz değerini yitirdi çünkü. Güzel. İyi gibi takmış ama savunma yok saymada eksiği olduğu için biraz savunma yok sayma taksaymış aslında daha iyi olurmuş. Çünkü çok eksiği var savunma yok saymada. Onun dışında şurada bir fiziksel saldırı var. Bunu değiştirmesi lazım. Onun dışında güzel. Şöyle Hulk'a geçelim. Arkadaşlar bu karakter rejenerasyonu hak eden bir karakter. Güzel bir karakter. Aslında dikili taşı güzelmiş ama gene de eline bir rejenerasyon geçtiği zaman bu karaktere takarsa etkili bir şekilde kullanabilir. Aynı zamanda şu iki kaçınma yerine de saldırı takarsa daha iyi olur. Kaçınmaların yerine saldırı taksın. O şekilde daha etkili olur. Şöyle bakalım. Güzel. İyi gibi devam edelim. Iron Man öfke takarsa etkili bir şekilde kullanabilir. Eline geçince takabilir. Fiziksel saldırı arkadaşlar takmaması lazım. Evet, fiziksel saldırı falan takılmış da takmaması lazım. Oraları düzeltir. Artık buralara da geçiyorum arkadaşlar. Bu kötü ya. Arkadaşlar enerji CTP çok güzel bir CTP ama Kaptan Amerika'da harcamayın. Kaptan Amerika çok kötü bir karakter şu anda. Benim arkadaşa tavsiyem CTP çıkarma etkinliği geldiği zaman bu CTP'yi çıkarıp daha yararlı bir karaktere kullanması olur. Bu karakter arkadaşlar pek odaklanmasın. Pek iyi bir karakter değil. Hiç incelemeyeceğim bile zaten. Kötü bir karakter. Sharon Rogers öte yandan çok güzel bir karakter. Son kostümü bir tık daha iyi ama bu kostümde iş yaptığı için arkadaşlar aslında almasa da kostüm falan olur. Onun dışında şuraları artık ayarlar. Buralara çok girmiyorum. Enerji savunmasını da şuradan değiştirirse daha yararlı bir özellik getirirse daha güzel olur. Star-Lord arkadaşlar lider olarak güzel bir karakter. Geliştirmesine gerek yok. Çok geliştirmesi olur yani. Şöyle kış askeri güzel bir karakter aslında. Mesela bunun son kostümünü alıp enerji CTP takabilir. Kaptan Amerika'dan çıkarıp. Gayet de güzel bir verim alır bu karakter. Güzel bir karakter. Ama kaçınma biraz yanlış olmuş. Bunun yerine daha yararlı PvE özellikleri getirirse daha iyi olur. Şurada bir enerji saldırısı var gene. Yanlış arkadaşlar biraz. Onun dışında iyi görünüyor. Dikili taşı da fena değil aslında. Güzel. Devam edelim. Lunosun o öfke gayet iyi. Şuraya bakalım. Arkadaşlar YP takılmış. YP yanlış. Saldırı takılması gerekiyor. Her zaman söylüyorum. Bütün karakterlere çift saldırı takın diye. Burada diğer özellikler güzel. İyileşme oranı gene yanlış arkadaşlar. Evet. Uru videoma bakarsa gerçi buraları rahat bir şekilde düzeltir de YP ve iyileşme oranı da gene çıkarılması gerekiyor. Bilgisi olsun.
Şurayı da işte saldırı ve alt tarafa kaçınma getirirse daha iyi olur. İşte buraları ayarlar arkadaşlar artık. Çokça defa bahsettiğim için çok girmeyeceğim. Arkadaşlar örümcek adamı yıkım olur ama çok kötü bir karakter olduğu için hiç değmez yani vermenize. O yüzden çıkarsa da olur aslında o CTP. Ben hiç bu karakteri incelemekle uğraşmayacağım çünkü berbat bir karakter. Arkadaşlar White Fox'a sabırdan ziyade sezgi takarsanız çok daha yararlı olur. Çünkü çok güzel bir destek. Bu karakteri geliştirmenize gerek yok. Arkadaş YP falan takmış aslında biraz yanlış ama. Yine de bu karakteri geliştirmenize de çok gerek yok. Çünkü bu karakteri siz daha çok destek olarak kullanıyorsunuz. O yüzden bir sezgi takarsanız çok daha etkili bir karakter olur. Hayalet sürücüye öfke ya da yargı takılması en iyisi. Yargı bir tık daha iyi ama öfke de olur arkadaşlar. İkisi de güzel C-tipler. YP'leri falan değiştirmesi lazım. Eline geçince de bir CTP takarsa gayet güzel bir verim alır. Fiziksel saldırı yanlış arkadaşlar. Enerji saldırısı takılması gerekiyor. Devam edelim. Captain Marvel son kostümü arkadaşlar gayet güzel aslında bu karakterin. Son kostümünü alırsa çok yararlı bir şekilde kullanabilir. Set bonusu olarak saldırı bonusu getirirse daha iyi olur. Şuraları da bakalım şöyle bir. Arkadaşlar şimdi bu karakteri PvE'de kullanacaksa sıkıntı yok. Ama PvP'de kullanacaksa bu karakteri son kostümünü aldıktan sonra Urula'da düzenleme yapması lazım. Ama PvE'de kullanacaksa bu şekilde de kullanabilir. Ve PvE'de kullanacaksa öfke takması biraz daha iyi olur. Ama iki modda da kullanmak istiyorsa şeyde takabilir. Yıkımda takabilir. Arkadaşlar Thor enerji yanlış kesinlikle. Bu karakter hasar dostu bir karakter değil. Bu karaktere enerjiden ziyade öfke takarsanız gayet güzel bir verim alırsınız. İkinci bir ihtimalle yargı da olabilir ama ben öfkeyi tavsiye ederim. O şekilde etkili bir karakter olacak eğer takarsa. Ama enerji tipinin kesinlikle çıkarılması lazım. Aynı zamanda fiziksel saldırı da takılmaması gerekiyor. Çünkü bu karakter fiziksel saldırı yapmıyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Yani fiziksel saldırı var burada. Biraz değişilmesi lazım. Bayağı uzadı video arkadaşlar bu arada. Sentry'yi geliştiriyor gayet güzel ama enerji yerine rejenerasyon takarsa daha iyi olur. Çünkü PvP'de çok etkili bir karakter ihtiyacı olacak. O nedenle buraları da biraz işte yani PvE için geliştirmek istemiş de. Yani buraları biraz açıkçası düzenlerse PvP karakterine çevirirse daha yararlı olur. Ama PvE'de oynamak istiyorsa da enerjiden ziyade öfke takarsa daha iyi olur arkadaşlar. Set bonusunu da değiştirmesi lazım. Süper dev yargı gayet güzel. Artık şuralara ayarla çok girmeyeceğim buralara arkadaşlar. Devam ediyorum direkt. Enerji gayet güzel. Şöyle ufak bir bakalım. İyi gibi görünüyor. World Tiger bir şey takmamış. Aslında çok da mantıklı. Bu karakter çok da iyi bir karakter sayılmaz arkadaşlar. Ama takmaya niyeti varsa da otorite falan takabilir bu karakteri. PvP'de fena olmayan bir karakter. Wave karakterine de sezgi bulursa ve sezgi takarsa bu karakteri gayet etkili bir şekilde kullanabilir. Bu da güzel bir karakter. Human Torch arkadaşlar çok güzel bir karakter. Yargı stipi varsa elinde yargı stipi takıp potansiyelini açarsa gayet etkili bir şekilde kullanabilir. Ay Şövalyesi fena değil. İsterse kalsın, isterse bıraksın kafasına göre biraz. Vision güzel bir karakter son kostümüyle isterse kasabilir. Şöyle bakıyorum. Corvus Glaive gene güzel bir karakter kasabilir. Karaçene çok güzel bir karakter. Şurada. Sonra Odin arkadaşlar mutlaka kasması lazım. Çünkü çok yerde işinize yarıyor. Odin'i mutlaka kasıp son kostümünü alsın. Bir de öfke takarsa gayet etkili bir şekilde kullanabilir. Colossus kostümlü desteği çok iyi olduğu için mutlaka kostümünü alsın. Kostümsüz bir işe yaramaz. Rock karakteri gene çok güzel bir karakter. Kostümünü alıp mutlaka kassın. Pek çok yerde işine yarıyor. Luke Cage PvP alanında çok etkili bir karakter. Kasmasını tavsiye ederim son kostümünü alıp. Güzel bir karakter yani. Onun dışında Taskmaster'ın kostümünü alırsa destek olarak gayet etkili bir şekilde kullanabilir. Kendisi destek olarak çok güzel bir karakter. Onun dışında şöyle bakıyorum. Çok elzem bir karakter var mı kasması gereken? Falcon var arkadaşlar. Falcon'ın hasarı çok güzel bir karakter. Hasarı çok güzel olan bir karakter daha doğrusu. Bu karakteri de kasıp enerji CTP takarak gayet etkili sonuçlar alabilir ama tabii ki kostümünün alınması gerekiyor. Blue Marvel gene kostümlü hali PvP'de çok güzel olan bir karakter. Kasabilir. Daredevil da çok güzel bir karakter. Çok görünümlü bir karakter. İsterse kostümünü alıp kasabilir. Bunlar dışında Loki arkadaşlar mutlaka kasılması gereken karakterlerden bir tanesi. Son kostümünü alıp bu karaktere bir de öfke takarsa gayet etkili bir şekilde kullanabilir. Bunun dışında şöyle bakıyorum. Gambit çok güzel bir karakter arkadaşlar. Karacüce çok güzel bir karakter. Bunları kasabilir.
Şöyle önemli bir karakter var mı? Shang-Chi arkadaşlar. Shang-Chi çok güzel bir karakter. Mutlaka kassın. Onun dışında şöyle gözümden kaçan var mı? Bakalım. Umarım gözümden kaçmaz bir karakter de. Evet, sanırım bahsedeceğim başka bir karakter yok. Yani şunlar arkadaşlar özel karakter olduğu için çok bahsetmiyorum. Liderlikleri güzel olan aslında karakterler ama Tay'nin de mesela liderliği çok güzel. Ama arkadaşlar hem ücretli karakter oldukları için hem de yani kasması falan işte biraz zor olduğu için çok bahsetmiyorum. Ama isterse bunları da yavaş yavaş kasabilir. Red She-Hulk'ı da kasabilir. Desteği falan güzel olan bir karakter. Sanırım arkadaşlar videoyu burada bitirebiliriz. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.